Arkadaşlar merhaba, ben Aykut Kılıç. Bu videomuzda Sony'nin en son çıkardığı APS-C sensörlü olan A6600 modelinin kutu içeriği ve kısaca ürün incelemesini yapacağız. Gelin beraber başlayalım. Öncelikle not olarak 6600 modeli herhangi bir kit lensle satılmamaktadır. Onun için kutuyu açtığımızda sadece karşımıza body olarak gelecek. Bu objektifte APS-C bayonetli olan 24mm 1.8 prime lens. Gelin beraber kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda karşımıza ilk etapta böyle farklı kitapçıklar gelmektedir. Sırasıyla Türkçe'yi de kapsayan farklı dillerde olan kullanım kılavuzu. Buradaki tek sayfadan ibaret olan farklı dillerde ürün ve lenslerin bilgilerini gösteren farklı kitapçıklar. Ve Sony Türkiye faturalı aldıysanız kutu içerisinden çıkan Sony Türkiye garanti belgesi. Kutuyu açtığımızda karşımıza gelen farklı ülkelerde kullanacağınız adaptör. Vizör lastiği, USB kablosu. USB kablosu hem cihazı bilgisayara veri aktarımı olarak kullanılır hem de cep telefonu gibi şarj edebileceğiniz şarj cihazı olarak kullanacağız. Birazdan göreceğiz. Türkiye adaptörü, şarj cihazı olarak kullandığımızda DC adaptörü ve bence 6600 modelinde en önemli olan batarya. Bu batarya NP-FZ100 modeli. Bu batarya neden önemli? 6500 modeline kadar kullanılan NP-FW50 piliydi. O pil bu pile göre 2.2 kat daha düşük güce sahip olmaktaydı. Bunun da nedeni siz o pille yaklaşık 350-400 kare en fazla fotoğraf çekebilmekteydiniz. Yeni pille bu pil diğerine göre 2.2 kat daha güçlü, yani toplamda 2280 mAh'e sahip. Bunun sayesinde yaklaşık RAW olarak 750-800 kare fotoğraf çekebilmektesiniz. Devam ediyoruz. Son olarak karşımıza 6600'ün body'si gelmektedir. Body de direkt burada. Gene beraber cihazımızı kuralım. Cihazı kurarken ilk etapta kutu içerisinden çıkan vizör lastiğini LCD ekranın sol üst köşesinde bulunan vizör kısmının üstüne sert bir şekilde bastığımızda ve bu tık sesini duyduktan sonra vizör lastiğimiz şu an direkt vizöre monte olmuştur. Devam ediyoruz. Objektif takarken bayonet kapağının altında bulunan bu tuşa basılı tutup sol tarafa çevirdiğimde direkt bayonet kapağını çıkarabiliyorum. Objektifin de kapağını çıkardıktan sonra lensimin bayonet kısmında bulunan E-mount beyaz noktayı fotoğraf makinemin bayonet kısmında bulunan beyaz noktaya denk getirip tam oturtturup sağa doğru çevirdiğimde ve tık sesini duyduğumda şu an objektifim cihazıma takılı bir şekilde görünmektedir. Bataryayı takalım. Bataryayı takmak için ise cihazımın alt tarafında bulunan batarya kapağını açıyorum ve standart bildiğimiz gibi dişliler tam denk gelecek şekilde bataryamı takıp aşağı doğru ittiğimde tık sesini duyduktan sonra bataryam takılı hale gelmektedir. Eğer ters şekilde takarsanız, ki bazen yaşanıyor, hiçbir şekilde girmemektedir. Cihazımıza hafıza kartını yine batarya kapak kısmında bulunan buradaki hazneden direkt bu şekilde, yani dişliler tam size bakacak şekilde takarsanız hafıza kartımızı takabiliyoruz. Burada bulunan kablolar hem şarj etmeye yarar hem de cihazıma veri aktarımı olarak kullanabilmekteyim. Çektiğim fotoğraf ve videoları bilgisayarıma kablolu olarak aktarmak istediğimde kutu içerisinden çıkan USB kablosunu cihazımın sol tarafında bulunan giriş kısmı kapağını açıyorum ve burada sırasıyla multi, HDMI, mikrofon ve kulaklık girişlerini görmektesiniz. Multi tarafına gelip USB kablomu bağladığımda şu an giriş yapıldı. Bu şekilde eğer çektiğim fotoğraf ve videoları bilgisayara aktarmak istediğimde bu girişimi bilgisayarın USB'sine taktığım anda ve cihazı açtığım anda bilgisayardan çektiğiniz fotoğraf ve videolara erişebilirsiniz. Cihazımı şarj etmek istediğim anda biliyorsunuz Sony'nin aynasız tüm fotoğraf makineleri çok güzel bir şekilde direkt cep telefonu gibi üzerinden şarj olabiliyor. Yani cihazın bataryasını çıkarıp X bir haznede şarj etmenize gerek yok. Cihazımı şarj etmek istediğimde öncelikle DC adaptörünü alıp USB girişimi DC adaptörün USB çıkışına bağlayıp ve sonra kutu içerisinden çıkan Türkçe adaptörü de DC adaptörün tam diğer tarafında bulunan girişine bağlayıp ve bu şekilde
cihazımı prize monte ettiğimde cihazım direkt şarj olabilir ve aynı anda cihazı kullanabilirsiniz. Yani eski modellerinde, örnek vereyim A6000 modelinde siz bu şekilde şarj edebiliyordunuz, ancak şarj ettiğiniz esnada cihazı kullanamıyordunuz. Bu modelimizde veya bundan önceki birkaç modelde cihazımı hem şarj edebiliyorum hem de aynı anda kullanabiliyorum. Ayrıca cep telefonu şarj etmeye yarayan powerbanklerinizde de cihazı şarj edebilirsiniz ve örnek vereyim bir çekimdesiniz, video veya fotoğraf çekiyorsunuz ve piliniz bitmek üzere. Powerbank'i cihazı bağladığınızda cihazı hem kullanabilir hem de aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bu güzel bir nokta. Ve prize veya powerbank'e bağladığınızda cihazı şarj edebileceğiniz girişin tam alt köşesinde bulunan, şu an küçük olduğu için gözükmüyor, sarı bir ışık yanacaktır cihaz kapalı konumdaysa. Sarı ışık yandığında cihazın o anda şarj olduğunu gösterir. Yaklaşık 2 saat sonra bu sarı ışık sönmekte ve söndüğü anda size bunu şunu demektedir: bataryanız %100 şarj olmuştur. Devam ediyoruz. Bunu çıkardım. Girişlere baktığımda burada sırasıyla birinci sırada multi. Multiden dediğim gibi hem cihazı üzerinden şarj etmeye hem de veri aktarmaya yarıyor. Ve micro HDMI. Micro HDMI şu işe yaramaktadır: bu kablo kutu içerisinde çıkmamaktadır. Bu kabloyu harici olarak satın alabiliyorsunuz. Ve satın aldığınızda micro HDMI'ye takıp herhangi bir LCD televizyonda taktığınızda görüntü veri aktarımı yapabilirsiniz canlı olarak. Hem çektiğiniz fotoğrafları, videoları anında bir televizyona aktarabilirsiniz veya herhangi bir cihazın menüsünü bir topluluğa göstermek istiyorsunuz. Micro HDMI ile projeksiyona, televizyona kablo olarak aktardığınızda cihazın tam görüntüsü aynı anda projeksiyonda veya herhangi bir televizyonda görülmektedir. Bunun altında bulunan kırmızı giriş 3.5 mm jack girişi. Yani bu da şu demek: herhangi bir marka mikrofonları, yaka mikrofonu olur, kablolu kablosuz olur, direkt bu cihaza bağlayabilirsiniz. Ve 6600 modelinde ilk defa gelen kulaklık çıkışı. Bu modele kadar kulaklık çıkışı yoktu. Bu modelde kulaklık çıkışı görülmektedir. Bu ne işe yarar? Herhangi bir video çektiğinizde ortamda çok ses varsa buraya kulaklığınızı bağlayarak ortamdaki sesi, yani çektiğiniz sesi veya çektiğiniz kişinin sesini daha rahat dinleyebilmenize olanak sağlar. Eğer kulaklık çıkışı olmasaydı ve ortamda çok ses olsaydı çektiğiniz kişinin sesini çok fazla daha net anlamakta zorluk çekecektiniz. Cihazımızın üst tarafına baktığımızda önceki modellerde olan dahili flaşı görmemekteyiz. Sony bu modelde dahili flaşı kaldırmıştır. Sadece hat şu kısmı, yani tepe flaş veya herhangi bir trigger kullanabilirsiniz bu kısımdan. Arka tarafa baktığımızda 6400 ve 6600 modelinde bulunan LCD ekran, yani 180 derece eğilebilir olan LCD ekranı görmekteyiz. Cihazı elimize aldığımızda önceki modellerde bildiğimiz gibi bu serçe parmak genelde dışarıda kalmaktaydı ve büyük parmaklı kişiler özellikle kullanırken bu parmak dışarıda kaldığı için zorlanmaktaydı ve herhangi bir X markaların ürettiği batarya grip kullanarak daha bir kolay ergonomiye sahip oluyorlardı. 6600 modelinde gördüğümüz gibi çok daha geniş bir ergonomiye sahip. Yani ben bu cihazı kullandığımda herhangi bir serçe parmağım, herhangi bir parmağım dışarıda kalmamakta ve batarya grip bile olmadan tek elimle veya çift elimde kullandığımda daha rahat bir kullanıma sahip olmaktadır. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi eğitici videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video altına yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.